Herkese selam arkadaşlar, ben Emel. Bugün çok güzel, çok mutlu olacağım, hayallerime doğru gideceğim bir yolculuğa çıkıyorum. Şu anda Bursa otobüs terminalindeyim. Birazdan otobüse bineceğim. Hayallerime doğru giderken sizlerin de benimle beraber olmasını istiyorum. Evet arkadaşlar, biz uzun zamandan beri hayalini kurmuş olduğumuz karavanımıza kavuştuk ve bunun için Manisa Akhisar'da gezginci karavana geldik. Yani Mehmet'e geldik. Mehmet de sağ olsun bize güzel bir karavan yaptı ve bugün onu teslim almaya geldik. Birazdan Mehmet'le beraber biz karavanımızın içini gezeceğiz ve etrafında tanıyacağız. Bu sefer başkasının değil, kendi karavanını tanıtacağım. Bunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki benim formatımda karavanı yapan firmanın vidasının nerede nasıl sıkıldığını bilenlere tanıttırıyoruz. Biz de bu sefer kendi karavanımızı tanıtması için karavanımızı da yaparken yanında olan ve emeği geçen Mehmet'le beraber yapacağız. Bu gezginci karavan bu arada. Biz Mehmet diyoruz kendisi, ismiyle çağırıyorum ben. Onunla beraber tanıyacağız. Şimdi Mehmet'i çağıralım. Önce bir Mehmet de bize gezginci karavanı anlatsın. Daha sonra bizim aracımızı tanıyalım. Evet, merhaba Mehmet. Merhaba abla. Nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, biz geldik. Evet, biz geldik. Bize bu güzel karavanı yaptın. Eline emeğine sağlık, öyle söyleyelim. Sağ olun. Önce bir kendinden bahset, bir firmandan bahset. Sonra bizim karavanımızı tanımaya geçelim. Ya aslında artık sosyal medyada herkes gezginci karavanı bir hayli fazlasıyla tanımaya başladı. Sizlerin sayesinde daha da tanınıyoruz. Evet, tanımayan arkadaşlar illaki vardır. 2017 yılından beri karavan sektörüne hizmet veriyoruz. Gerekse kendi araçlarımızın karavan dönüşümü, gerekse müşterilerimizin karavan dönüşümlerini yapmaya çalışıyoruz. Her yapılan karavanda farklı modellerle müşterilerimizin karşısına çıkıyoruz. Evet, sizin de aslında kafanızda oluşturduğunuz konsepte uygun ne olduğunu gördükten sonra böyle bir aracı size önerip o konsepti yaptım. Size sormadan yaptım bu aslında konsepti. Bizimkisi sürpriz yumurta oldu. Aynen öyle. Ve istediğinizi tam olarak size vermiş oldum. Aynen öyle oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Biz karavan alsak mı almasak mı diye düşünürken siz bize geldiniz. Evet. Biz de işte gördüğümüz karavanları size gösterirken sen dedin ki gelin bende bir karavan var. Bak sizin istediğiniz, düşündüğünüz, hayal ettiğiniz gibi dedin. Biz de hemen arkandan zaten Manisa'ya geldik. Ve gördüğümüzde dedik ki evet bu karavan bizim olacak inşallah kısmetse dedik. Sen de sağ olasın bizim için güzelliği yaptın. Burada bir parantez açıyorum. Aç. Ocak ayında aracın imalatına başlandı. Tabii. Siz Trabzonsporlu değilsiniz ama bu yılın şampiyonu Trabzonspor olarak gördüm ve özellikle de aracımın boyasını bordo mavi renklerinde yaptım. Trabzon'un şampiyonluğunu ilk önce ben ilan etmiş olayım burada. Burada tabii ki şöyle senin biz koyu Beşiktaşlıyız. Evet. Evet. Seni, ama bu arada Pascal. Bu arada tabii ki Trabzonspor'u kutluyoruz. Gerçekten kutluyoruz. Sürekli olarak işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray arasına dönüyordu ama bu sefer de Anadolu takımlarından olan bir Trabzonspor kazandı. Evet. Kendisine tebrik ediyoruz bu arada. Biz karavanımızın rengini sevdik. Bizim rengimiz aslında sarı ama dedik ki evet bu da gayet güzel dedik. Bir dahakine sarı yapacak Mehmet bizim için. Evet. Tamam. Hadi başlayalım mı artık tanımaya? Başlayalım. Modelimiz kaç? Aracımız öncelikle 2008 model Peugeot Boxer PSA grubunun 15 metreküplük bir arabası. Aracımız karavan imalatına girmeden önce tüm bakımları yapıldıktan sonra imalatı aldık. Aracımızın dış boyasını dediğim gibi bordo mavi olarak boyadık. Lastiklerimizi, dört lastiğimizi değiştirdik. Bu arada karavanlarda özellikle minimum 10 kat lastik kullanılmasını tavsiye ediyoruz. 12 olursa bu sizin sürüş güvenliğiniz için daha önemli bir faktör. Aracımızı çıplak hale soyduktan sonra elastomerik kauçuklarla arabanın izolasyonunu yaptık. İzolasyondan sonra elektrik tesisatımızı, kablolarımızı çektik. Yaklaşık bu arabanın içerisinde 700 metreye yakın bir kablo var.
Sonrasında mobilya işlemimiz başladı. Mobilyada gerek marin kontraplak kullandığımız yerler, gerekse kava kontraplak kullandığımız yerler var. Aracımızın tüm mobilyaları lake boyayla boyanmış ve öyle toplanmıştır. Şimdi zaten göreceksiniz videomuzda. Dışından başlayalım. Dışından başlayalım. Aracımızın dışında yerli bir ürün olan tente kullandık. 3,5 metreye 2,5 metrelik bir tente. Elle açılır. Mafsalsız diye tabir edilen bir tente. Aracımızın dışında Avrupa standartlarında olan IP44'lü dış giriş, elektrik girişi koyduk. Aracımızın sağ tarafında sürgülü açılır cama, sol tarafında da pistonlu açılır cam koyduk. Camlarımızı da Doğuş Otocam'dan bu arada temin ettik. Onu da belirtelim. Cam ürünlerim komple Bursa Doğuş Otocam'ın ürünleridir. Ürünlerinden çok memnunum. Yaklaşık 3,5 yıldır onların camlarını kullanıyorum. Artık onlar da karavan malzemesi satmaya başladılar. Evet. Bizim neydi bir aletim? DC'sinizi onlardan aldık. Evet. Kullandık artık, öyle diyeyim. Aracımız dışını devam edelim, içerisine biraz sonra gelelim. Evet. Tamam, şöyle geçelim. Aracımızın arkasında bir geri görüş kamerası, orijinal tip bir geri görüş kamerası kullandık. Gece görüşlüdür. Yan tarafına ayrıyetten bir projektör ekledik. Dış duş ekledik. Evet, ilk açımlarda biraz serttir abla. Biraz kuvvetli olman gerekiyor. Evet. Tamam. Evet, bu da bizim dış duşumuz. Evet, o dış duşumuz. Basarsan suya akıtırsın. Onda bak burada deliği var. Tamam mı? Bu deliğine. Ama öğreneceğim, benim hiç karavanım olmadı ya. Ve şu an su gelmeyecek. Tamam. Bunu öğreneceğim. Daha benim karavanım sonra, olmadı. Kullandıktan sonra kapatıyoruz ki yolda giderken rüzgar bunu açıp kapağını kırmasın. Evet, tamam. Su dolum kapağımız kilitli. Ne kadarlık su tankımız var Mehmet bizim bunda? 185 litrelik temiz su tankımız var. 19 litrelik de damacana temiz içme suyu depomuz var. İkisinin de çalışma sistemi farklıdır. Normal 185 litredeki hidrofor farklı çalışır. 19 litrelik damacanadaki hidrofor farklı çalışır. Atık su var mıydı bunda? Atık su 2 tane var. Majeratörlü tuvalet kullandığımız için bir tanesi siyah su 105 litre, bir tanesi gri su, mutfak suyumuz, o da 105 litre. Karavan su depolarını üreten Karsel Plastik ürünleri çok güzeldir. Çoğu ürünlerin yani kalıplanma aşamasına gelene kadar olan ölçüler elimizden geçer. Güvenli şekilde kullanabilirsiniz. 0.9 yani santim, 9 milim et kalınlığı vardır. Ve hurda plastikten yapılmaz. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Tamam. İnsan şimdi, sağlığı için önemli diyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi tuvalete gelince, şimdi bizim niye kasetli değil de majeratörlü, onu içeriye geçince anlatalım. Çünkü bunu en iyi bence içeride anlatabiliriz. Tamam. Burada buzdolabı havalandırmamız var. Dışından gidersek buzdolabı havalandırmamız var. Güneş panellerinden de bahsediyoruz. Evet. Güneş panelleri. Bu araçta 2 tane 205 watt monokristal güneş paneli kullanıldı. 30 amperlik MPPT şarj cihazı kullanıldı. 1000 watt tam sinüs inverteriniz, akılsız inverteriniz mevcut. Transfer sivicimiz, sigortalarımız, kesicilerimiz hepsi Elektrozirve firması tarafından Türkiye'ye getirilen ve onların satışında olan ürünler. Kaliteli, güzel, garantili ürünler. Bu arada ona da parantez içine açayım. Esnaf gibi esnaflar. Yaşam akülerimiz nedir? Yaşam akülerimiz 2 adet 105'er amperlik jel akü. Emniyetli ve güvenli şekilde kullanılabilecek
güzel bir ürün. Şimdi bu Doğuş Otocam'dan almış olduğumuz neydi? DC. Ne iş yapar? Onu da anlatalım. Ben biliyorum ama anlatalım. Şimdi kafam koştuğu için ismini söyleyemedim, evet. Yoksa biliyorum. Bu yıl havalarımız, yani Türkiye şartlarında bu kadar soğuklar olması, kapalı havaların olmasını pek görmedik. Bu kışı kış gibi geçirdik. O yüzden bu tür havalarda güneş panelinden istediğimiz verimi alamıyoruz. Alamadığımız için ne yapıyoruz? Arabaya bir tane eklenti, emniyetli bir eklenti yapmak. DC-DC, yani 12'den 12'ye şarjla geçer. Arabalarımızın ürettiği elektrik 12 volt. Aracın alternatöründen aldığımız akımı yaşam akülerine aktarmak için arada şarj edici bir cihaz. Araba çalışınca arkadaki akülerini, yaşam akülerini emniyetli ve güvenli şekilde şarj edebiliyorsunuz. Evet. Bir de biz kamp alanlarına çok fazla girmek istemediğimiz için bizim daha fazla işimizi görecek. Bu aslında sizin bir imdat çekiciniz. Evet. Tamam. İçine geçelim mi artık? Hadi, içi çok güzel. Dışı da güzel, içi de güzel. Burada kayar basamak kullandık. Bu da sizin. Evet, bu da bizim. Artık yani şu an bazı parçalarını yurt dışından aldığımız için şu an o parçalarda sıkıntı yaşıyoruz. Bunlar da beyin. Yani evet. Ama diğer kıvrımları olsun, malzemesi olsun, kendi ellerimizden çıkan ürünler. Arabanın içerisinde dediğim gibi lake, boya ve ahşap renklendirme kullandık. Renk seçimlerimi kendim yaptım bilhassa. Ama çok gerçekten zevkli bir seçim. Onu evet. Söyleyelim. Önce sen gir abla. Girişte ama bir de sinekliğimiz var bizim. Evet. Onu da bir gösterelim. Daha biz tam temizleyeceğiz bunu. Sizleri, havalar çok soğuktu. Bırakın tam temizlemeyin, ben sonra temizlerim dedim. Komple bir sinekliğimiz mevcut. Bu aylardan sonra artık çok işinize yarayacak. Evet. Evet, biz hiçbir zaman önle arkanın birlikte olmasını istemiyorduk. Bu da bu karavanda düşünülmüş. Yani biz hani ortak geçiş olmasın demiştik. Bu da onda gerçekleşmiş. Burayı da anlatalım. Bu arada burada televizyonumuz var. Onun da bir kumandası var. Şöyle. Ben bunu çok sevdim ya. Televizyon özelliği? Smart TV. IPTV olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzdan ekran yansıtmayı kullanabiliyorsunuz. Ayrıyeten içerisinde ayakkabılarınızı depolamak için bir yer olmuş oldu. Televizyon bakılmada, siz zaten televizyon izleyen bir aile değilsiniz. Değiliz. Ama tabii YouTube'daki videolarınızı izlerken takip etmek için kullanacağınız güzel bir televizyon oldu. Sevdiğimiz insanların videolarını izlerken diyelim. Evet. Evet, gerçekten. Takip ettiğimiz, bizim de takip ettiğimiz, sevdiğimiz aileler var. Tabii ki. İçerik üretenler. Onların videolarını burada izleyebiliriz. O yüzden iner kalkarlı bir televizyon kullandık. Bir indirebiliriz. İndirdiğimizde şurayı bir bar olarak dışarıya servis. Tabii siz hep içeride oturmayacaksınız. Zaten tabii. Karavancılıkta içeride oturulmuyor. Tabii, bir tek kış çok soğukta. Onda bir kış bahçesi alırız, onu da hallederiz. Tabii. Şimdi burada dışarıya yemek taşımak için veya kullanabileceğin bardakların için bir bar şeklinde servis, bir tezgahımız var. Servis alanı oldu. Şurada evet. Bir depolama. Orada bir depolama alanımız var. Evet, aynı şekilde burada da bir depolama alanımız mevcut. Bayağı da büyük orası. Orada yani işte ne var? Kullanılmayan eşyalarınızı, oltalarınızı falan çok rahatlıkla oraya atabiliyorsunuz. Şimdi burası tuvalet banyo kabinimiz. 70'e 110 ebatında bir kabin. Burada ne kullandık? Su sızdırmazlığı için CTF dediğimiz bir malzeme kullandık. Elektrikli tuvalet kullandık. Hermetik şofben kullandık. Şimdi bizim tuvaletimizin neden... Ayrıyeten havalandırma için cam yerine biz buna fan taktık. Fanlı bir havalandırmayla
sirkülasyonu sağladık. Tuvalet kabinimiz böyleydi. Üstten geçen ledlerimiz de var bizim. Onları da gösteririz. Tamam. Evet, bu tarafa geldiğimizde gösterge panellerimiz var. Burada gösterge panellerimiz. Elektrik anahtarlarımız var bunlar. Evet. Burada da şimdi çiçek saksıları. Benim kokoş olduğumu bildiğiniz evet, için. Evet, kaktüsler. Emel ablam şimdi hep böyle şeyler koyacak, süsler koyacak. Aldım. İşte o yüzden böyle bir şeyin ihtiyaç olacağından dolayı cepli gözler yaptık. Ayrıca kapattığımız camların içlerini de boş bırakmadık. Gerek kitap koymak için, gerek hediyelik eşya falan görsellik yaratmak için buralar kullanılabilecek cepler oluşturduk. Oturma masamız 2 kişilik. 2 kişilik bir ailesiniz. 220 volt ve USB masanın üzerinde hazır. Ayrıca yine yatak olabiliyor. Gayet şık ve rahat oturması mevcut. Bu arada nasıl yatak oluyor? Hemen onu da gösterelim. Şurada bir masa ayağımız. Masa ayağını katlıyoruz. Şurada karşılığımız, aynı karşılığımız mevcut. Burayı indiriyoruz. Bunun minderini öne attım bir ben. Bir tane minderimiz var. Evet, aynı öne minder, attım ben aynı minderi. Aynı bu minderler ya. Gibi. Minderimizi buraya koyduktan sonra burada da bir yatak ortaya çıkmış oluyor. Ayrıca şu şimdi ya aslında böyle sistem babında bir şey bulunmayacağım ama biz karavan imalatını yapıyoruz. Karavan imalatı yaparken önce kendimiz nasıl yaşamak istiyorsak bu karavanları öyle yapmaya çalışıyoruz. Şimdi biz sizlerle ilk tanıştığımızda kampta tanıştık. Evet. Ben imalatçı olduğum kadar da karavanla kamp yapan bir insanım. Ve karavanda tecrübe ettiğimiz neler varsa onları uygulamaya çalışıyorum. Avrupalılar bunları çok çok uzun yıllardan beri yapıyorlar. Mesela oturduğumuzda düz kesimli mobilyada ayaklarımız böyle. Karşılıklı ayak sıkışması yaşanabiliyor. Ama ayaklar böyle ister istemez geri meyil atıyorsunuz. Meyil verildi aşağı doğru. Evet, bir meyil var. Prizma gibi. Bu meyil sayesinde rahatça oturmanızı sağlıyor. Evet. Bunların altı ne? Depolama alanı. Tabii bunların altı depolama alanı. Aynı karşıda. Aynı şekilde. Burada Webesto'muz var. Webesto'muzun çıkışı burada. Tamam. Biz zaten iki kişilik bir karavan düşündüğümüz için herhalde bir tek çocuklar arkadaşlarıyla gidince buraya bir yatak açacaklar diye düşünüyorum evet. Ben. Depolama alanlarımız. Üst raflarımız bayağı büyük bir üst hacmimiz var. Bunların hepsi amasörlü. Her açılır penceremizde sineklik perdemiz mevcut. Aynı orada gördüğünüz gibi yine perdesi sinekliği mevcut. Bu tarafa geçiyoruz. Hasan abi aslında biz seninle yer değiştirelim. Sen şu güzel açıyı alırsan ben sana arkadan da tarif ederim. Mobilyamızı kullanırken sadece ve sadece el işçiliğiyle üretilmiş bir karavandır bu. Tüm tüm dönüşlerimiz oval kesimlidir. Hiçbir şekilde sert bir köşeye denk gelmezsiniz. İşte işçiliği ve emeği gösteren etkenlerden birisi aslında bu. İnce detaylar. Mutfak tezgahımız. Mutfak tezgahında kullandığınız ahşap nedir? Marin kontraplak. Üzerine sıkma lamine. Evet. Evet. Şurada 220'miz var.
Buraya kavanozlar koymak için ufak tefek süs eşyaları için yapılmış bir abajurumuz var. İki katlı raflarımız zaten. Buraları da şimdi en çok sorulan sorular, işte burada neden şöyle bir şey koymuyorsunuz buradaki malzemeler. Burası yolla giderken kullanılmaz. Kullanılmamasın diye yaptık. Çünkü buraya da bir parça koymuş olsak ne el girecek ya ne bir şey alabileceksiniz. Evet. Yine gösterelim. Amasörlü kulplu basçeyimiz. LPG tüpümüzü buraya sakladık. İki gözlü ankastre ocağımızı kullandık. Burada Doğuş Otocam'dan işte kullandığımız pistonlu camımızı. Ben bunu çok istemiştim ve istediğim gibi de oldu. Evet. Yine sizin istediğiniz gibi damacanadan temiz su içmek için. Bulaşıklarımız için de karşısında. Evet, bulaşıklar için karşısında. İçme suyu için burası. Bunu yaptık. Şurada altta bir de depo şeyimiz var. Mutfak depolama alanımız. İşte buraya tencereleri, tabakları falan koymak için. Evet. Burası da. Burayı da gösteriyoruz. Buzdolabımızı da anlatalım. Buzdolabımız 12 volt 90 litrelik kompresör değiştirilmiş bir ürün. Gayet kullanışlı. Yani bu tip arabalar için aslında yeterli gelebilecek bir hacime sahip. Çünkü büyük buzdolabı koyduğumuzda bu iç ferahlığı yakalayamıyoruz. Ama çok aydınlık ya, çok ferah. Biz bunun aydınlığını çok sevdik. Gerçekten çok aydınlık ve ferah. Evet. Bir de ada yatağımız var burada. Ben oturdum tabii ki. Evet, yatağımız da ayak ucu diye tabir ettiğimiz yer 115. Burası baş ucu da 140. Evet. 115'e 140. Boyu da 185 net gelir. Burada ledlerimiz evet, var. Evet, raflarımızın altında yine ledlerimiz, spot lambalarımız mevcut. Ve hoparlörümüz var burada. Evet, iki tane de yatak üstünde öndeki ses sistemine bağlı hoparlörümüz var. Burada da hidrofor. Evet, orada hidrofor kullanacağınız zaman açılması gereken düğmeler. Şöyle göstereyim. Evet, burada. Evet, geldiğimizde. Yine şurada telefon şarjlarımız, 220 ve ısıtıcının ekranı. Evet. Kontrol paneli. Bence çok, yani tabii bu benim düşüncem. Ki eminim ben birkaç kişiye bunun videosunu gösterdiğimde dediler ki çok güzel. Dediler ki tam senin istediğin dediler. Evet dedim, tam bizim istediğimiz. Biz de sizin sayenizde bir karavan tecrübemizi yaşayacağız. Evet, aslında isteğiniz oldu. Ve içinize silmesi çok önemli. Şurada siz şimdi var. Burayı görmediniz. Aa, evet. Burada da bir boşluğumuz var. Depolama alanı. Depolama alanı. Çünkü bagajdan ulaşması zor olan yerler. Bagajı ikiye bölüyoruz. Yatağın bir kısmını buraya koymuş oluyoruz ki buradan da erişim kolay olsun. Yine çabucak ulaşılması gereken malzemeleri burada depolayabilirsiniz. Bu arada yataklarımızı viskolastik yatak olarak kullanıyoruz. Bildiğiniz 22 santimlik, 25 santimlik yaylı yataklardan değil, sünger visko yataklar. Tamam. Bu malzemelerin, kullandığın malzemelerin Mehmet bir listesini yapıp da daha sonra biz altta hani yazsak güzel olur aslında. Tabii olur. Teker hani, teker onları da yazarız. Tabii kullandığım ya, malzemeler. Şimdi aslında şöyle bir şey. Malzemeler her karavanda aynı malzemeler. Fakat burada karavanın içini gösteren artık el işçiliği. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Biz seninle bayağıdır tanışıyoruz hani eşinle falan. Her karavanda daha bir farklı, daha bir yeni, daha da böyle hani derler ya her karavanda yeni bir gelişim, yeni bir farklılık, yeni bir mobilya, ne bileyim tasarım. Kullanılan malzeme, tasarım, her şey yeniden evet. Değişiyor. Mesela sizin karavanınızda ekstra olarak eklenen şeyler, görsellik nedir? Cam çerçevelerinin evet. Üzerindeki görsellik evet, artırıldı. Şunlar, evet, evet, bunlar var. Evet, onu da söyleyeyim. Dönüşlerde burada da bak, keskin burada. Dönüşler yönünde şuradaki dönüşlerimiz
da çok sevdim. Çünkü sivri olduğunda insan bir yerini vurdurabiliyor ama yuvarlak evet. olduğunda çok da vurdurma gibi bir şansımız olmuyor. Aracımızın bagaj bölümüne geldik. Bagaj bölümünden önce yine arkada perdelerimiz mevcut. Perdelerimizin önünde yine saksı veya kitap koymak için bir yerimiz mevcut. Bagajımız güzel bir yeterli bagaj hacmimiz mevcut. Su depolarımız, burada damacanamız gelecek. Hidraforlarımız, ısıtıcımızın mazot tankı, elektrik sistemimiz komple burada. Mazot tankı tahmin ne kadar oluyor Mehmet? 10 litre. 10 litre. Diyelim ki soğuk, ben Uludağ'a gittim. Bu 10 litre bana ne kaç gün gider tahmini? Şimdi dış ortam ısısı ve içerideki kapının açılıp kapanma derecesi ve arabanın izolasyonu hepsini beraber hesap edersen ortalama 23-24 derecelik bir sabit sıcaklığa ulaşmak için 8 saatte 1 litre civarında yakıt yakacaksınız. Gayet de güzel. Ama siz bunu dışarısı eksilere inmedi, dışarısı 1-2 derece, siz arabanın içerisini 22 derecede sabit tutmak istiyorsunuz. Evet, o zaman da 10 saatte 1 litre gibi yakıt harcamış olursunuz. Tamam. Evet Mehmet, emeğin için teşekkür ederiz. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Sağ olun. Her geldiğimizde hem bizi evinde ağırladın. Her zaman. Hem de bu güzel karavanı yaptın. Ben şunu söylemek istiyorum. Bana geçen gün biri Instagram'dan yazmış. Karavan tanıtırken nelere dikkat ediyorsunuz diye. Ben dedim ki öncelikli olarak dedim güvenilir olmalısı ve kaliteli olmalı dedim. Ben çok karavan firmasına tabii ki hepsine de derim yani hani güzeldir, iyidir derim. Ama senin işçiliğinin tamamen içindeyim ve sana güvendiğim için hiç de pişman değilim. Tekrar söylemek istiyorum. Çok sağ ol. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman, her zaman beklerim. Evet, biz aracımızı teslim aldık ve Bursa'ya geldik ve şimdi kanal baskılarımızı yaptırmak için Esun Dijital'e dijital baskıya geldik ve bunları bizim için Emre Bey yapacak. Sağ olsun, kendisiyle görüştük ve bize daha önce başkaları da önermişti kendisini. Çok iyi, güzel bir işçilik yaptığını söylemişlerdi. Tesadüfen de tanış çıktık kendileriyle bu dosta yürüyüşlerden. Evet, biz baskılarımızı da yaptıktan sonra yollarda olur bize denk gelirseniz çay kahve içmeye bekleriz. Evet, Lodos'ta arabamızın camına taş geldi ve camı çatlamıştı. Sonra da patladı tabii ki. Bu da bizim nazarımız olsun diyoruz. Doğrusu cama geldik, camımızı taktırıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi camımız patladı. Evet, şu anda Doğuş Oto Cam'da camımızı yeniden taktıracağız. Bu da bizim nazarımız olsun diyelim. Ne diyelim artık? Thank you.